Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde basit harmonik hareket 1 MEP kazanım testi 6'yı çözeceğiz. Aynı zamanda AYT'nin de konusu, 11. sınıfın da konusu arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Denge konumuna eşit uzaklıkta iki nokta arasında yapılan titreşim hareketine basit harmonik hareket denir. Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi basit harmonik harekete örnek değildir demiş arkadaşlar. İki nokta arasında gidip gelme hareketine, titreşim sallım hareketine. Çocuk parkındaki salıncak iki nokta arasında gidiş gelişi yaptığı için bu basit harmonik harekete örnek olabilir arkadaşlar. Luna Park'taki gondol yine aynı şekilde iki nokta arasında gidiş gelişi yaptığı için bunu da örnek verebiliriz. Mızrapla vurulmuş saz teli. Saz teli titreştiği zaman arkadaşlar şu şekilde iki nokta arasında gidiş geliş yapıyor. Yine örnek verilebilir. Sarkaçlı duvar saati iki nokta arasında yine gidiş geliş yaptığı için bu da örnek verilebilir. Dairesel pistte dönen araç. Şekildeki gibi dairesel bir tane pistimiz var. Piste dönen araç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu sallım hareketi diyemeyiz. Dolayısıyla cevap Edirne olur. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Basit harmonik hareket yapan bir cisim için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. A şıkkı hızın değeri sabit değildir. Arkadaşlar basit harmonik hareket yapan bir cisim KL noktaları arasında harmonik hareket yapıyorsa O noktası da bunun denge konumu olsun. Şimdi hız denge konumunda ne oluyordu? Maksimum oluyordu. Uçlarda ise hız sıfırdır. Dolayısıyla hızın değeri sabit değildir. Doğru arkadaşlar. Sabit değil, değişiyor. Kuvvet denge konumundan uzaklaştıkça azalır. Arkadaşlar şimdi denge konumundan uzaklaştıkça geri çağırıcı kuvvetimizin değeri ne yapar? Artar. Geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü artacağı için denge konumu uzaklaştıkça azalır. Bu ifade yanlıştır. Harmonik harekette ivmemiz omega kare çarpı x yani uzanımla ivme doğru orantılı. Kuvvet de F eşittir ma'dan dolayı arkadaşlar. F eşittir m çarpı omega kare çarpı x. Yani hem ivmemiz hem de kuvvetimiz uzanımla doğru orantılı. Denge konumundan uzaklaştıkça uzanım artacağı için kuvvet de artar ama burada azalır demiş. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Hız denge konumunda maksimumdur. Evet, denge konumunda maksimum uç kısımlarda sıfırdır. Bu ifade doğrudur dedik. İvme vektörü her zaman denge konumuna yöneliktir. Geri çağırıcı kuvvetimiz her zaman denge konumuna yönelik olduğu için ivme de kuvvetle aynı yönlü olduğundan arkadaşlar denge konumuna yöneliktir. Bu ifade doğrudur diyoruz. E şıkkı geri çağırıcı kuvvet uzanıma bağlı olarak değişir. Çağırıcı kuvvet harmonik hareketteki kuvvet kime bağlı? X yani uzanıma bağlı. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Hangisi yanlıştır dediği için B şıkkı yanlıştır diyoruz. Ve cevap burası olur arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. O noktasından K noktasına doğru harekete geçen cisim. O'dan K'ya doğru harekete geçmişse o zaman hızın yönü sola doğrudur arkadaşlar. KL noktaları arasında diyor basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre diyor cisim M noktasından geçerken geri çağırıcı kuvvet F, ivme A ve hız vektörleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi A'dan K'ya doğru hareket ettiği için hız sola doğru olacak dedik. Geri çağırıcı kuvvetimiz her zaman ne tarafa doğrudur? Denge konumuna doğrudur. O noktası denge konumuna olduğu için sağa doğru olacak. İvmemiz de her zaman kuvvetle aynı yönlü olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla kuvvet ve ivmemiz sağa doğru. Hızsa sola doğrudur. Dolayısıyla cevap Adana olur arkadaşlar. Evet, dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bir cisim KN arasında 12 saniyelik periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre diyor cisim şekil ilk konumundan geçtikten 15 saniye sonra nerede olur demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi bir kere harmonik hareket yapan bir cisim için şu aralıklar eğer birbirine eşitse arkadaşlar ne demiştik? Buralar t sürede alıyorsa buralar 2t sürede alır. Dolayısıyla bunun 3t, 6t, 9t ve 12t eşittir. 12 saniye ise t eşittir 1. Yani buralar birer saniyede alıyorsa o zaman buralarda kaçar saniyede alacak? İkişer saniyede alacak arkadaşlar. Şimdi buradan harekete başladıktan 15 saniye sonra diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. 1 saniye, 2 saniye, 2 saniye daha 4, 2 daha 6, 7, 8, 2 daha 10. Buraya geldi 12. Bir tam salınım yaptı. 12 oldu. 1 saniye sonra geldi 13.
1 saniye daha geldi. 14. 2 saniye daha geçerse 16. 14. saniyede M'de. 16. saniyede N'de. 15. saniye dediği için o zaman MN arasındadır. Dolayısıyla cevap Edirne olur arkadaşlar. Evet, 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Düşey KN noktalar arasında basit harmonik hareket yapan tenis topu L noktasından O'ya T1 sürede, M noktasından N'ye de T2 sürede geliyor. Buna göre T1 T2 noktalar arası T1 T2 oranı kaçtır demiş. Noktalar arası uzaklıklar eşittir demiş arkadaşlar bize. Şimdi mesafeler eşitse denge konumuna yakın olan kısımlar T sürede alıyorsa uç kısma yakın olan kısımları 2T sürede alıyor demiştik arkadaşlar. Harmonik hareketi yapan bir cisimle alakalı. O zaman LO arasını T1 aralığını 1T sürede, MN aralığını T2 aralığında 2T sürede alacağına göre bizden de T1 bölü T2'yi soruyorsa arkadaşlar buradan T bölü 2T'den ne olur? 1 bölü 2 olur. Dolayısıyla cevap Adana olur arkadaşlar. 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. KN noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cisim M noktasından geçtikten 6 saniye sonra K noktasından geçiyor. Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir? Noktalar arası uzaklıklar eşittir diyor. Denge konumuna yakın olan kısımları T sürede alırsa uzak olan kısımları 2T sürede alır. Eğer bu mesafeler birbirine eşitse demiştik arkadaşlar. Şimdi buna göre cisim 6 saniyede M noktasından K noktasına geliyor. Yani buradan buraya kaç saniyede geliyor? 4T süreyi 6 saniyede alıyorsa buradan T eşittir 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2 olur. Şimdi geçiyoruz bunun periyodu ne kadardır dediğimiz zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3T burası, 3T de burası 6. Bir de tekrar gelişi var 6T, 12T. Periyodumuz 12T ise 12 çarpı 3 bölü 2'den ne olur arkadaşlar? 18 saniye olur. Dolayısıyla periyodumuz 18 saniye cevap Bursa olur arkadaşlar. 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. AC noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cismin maksimum hızı VM. Neredeki hızı maksimumdu? O noktasında yani denge konumundaki hızı maksimumdu. Ve maksimum hız nasıl bulunurdu? Omega çarpı bulunurdu arkadaşlar. B noktasındaki hızı ise VB'dir demiş. Şu noktadaki hızı. Şimdi uç kısımda hızı 0 oluyordu. Herhangi bir andaki hızı nedir dediğimizde arkadaşlar. Herhangi bir andaki hızı harmonik hareket yapan bir cismin hızı omega çarpı kök içerisinde r kare eksi x kareden bulunur. Bize B noktasındaki hızı demiş. Şimdi B noktasındaki hızını sorduğu zaman omega çarpı r kare eksi x kare diyeceğiz. Buradaki r 5 oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. X de kaç oluyor? 4 oluyor. Dolayısıyla r karemiz 5'in karesi eksi x de 4 olduğu için 4'ün karesi dediğimizde buradan omega çarpı 25 eksi 16 ne gelir? Omega çarpı 9 bu da 3 omega yapar. Yani B noktasındaki hızımız 3 omega yapıyor. M noktasına geldiğimizde ise omega çarpı genlik 5 olduğu için 5 omega olacak arkadaşlar. 5 omega'nın 3 omega oranı kaçtır dediğimizde buradan da 5 bölü 3 gelir. Dolayısıyla cevap denizli olur arkadaşlar. 8. soruyla devam ediyoruz. Basit harmonik hareket yapan cismin maksimum ivmesi 36 santimetre bölü saniye kare. Genliği ise 4 santimdir. Evet, genliğini 4 santim vermiş. İvmenin de maksimum değerini 36 vermiş arkadaşlar. Buna göre cisim denge konumundaki hız da maksimum hızdı arkadaşlar. O da omega çarpı r'den bulunuyordu hatırlarsanız. Evet, nedir demiş. Şimdi arkadaşlar ivmenin maksimum olduğu değer harmonik hareket yapan bir cisim denge konumunda ivme sıfırdır. Uç kısımlarda ivme maksimum olur. Uç kısımlarda ivmenin maksimum olmasının sebebi de maksimum ivmemiz omega kare çarpı x'ti. İvmenin formülü. Şimdi buradaki uzanım maksimum olduğunda yani uzanım genliğe eşit olduğunda ivmemiz de maksimum oluyordu. Dolayısıyla ivmenin maksimum değeri omega kare çarpı r olur diyoruz. Dolayısıyla buradan İvmenin maksimum değerini bize kaç vermiş? 36 vermiş arkadaşlar. Eşittir omega kare çarpı r. Genliğimizde 4 verirse
Omega kare eşittir 9 ise omegamız kaç çıkar? 3 çıkar arkadaşlar. Şimdi gelelim hızımıza. Denge konumundaki hız maksimum hız. Omegamız 3 çarpı r genliğimizde 4 vermiş. O zaman maksimum hızımız kaç olur? 12 santimetre bölü saniye çıkar. Dolayısıyla cevap Ceyhan olur arkadaşlar. Evet, 9. soruyla devam ediyoruz. Basit sarkaç diyor. KL noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Basit sarkaçta diyor geri çarjı kuvvetin sıfır olduğu nokta için geri çarjı kuvvetin sıfır olduğu arkadaşlar. 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Denge konumda hız maksimumdur. Doğru arkadaşlar. Bu ifade bir yanlışlık yok. İkincisi ivme sıfırdır. İvme bu noktada uzanımın sıfır olduğu noktada denge konumda ivme de nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur diyoruz. İpteki gerilme kuvveti. Şimdi ağırlığın burada bileşenine eşit ipteki gerilme kuvveti. Ama burada ipteki gerilmemiz ne olur arkadaşlar? Ağırlığın kendisine eşit olur. İpin maksimum değerde olduğu nokta neresidir? Denge konumudur. İpteki gerilme kuvveti maksimumdur. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. O yüzden cevap Edirne yani 1, 2, 3 olur diyoruz arkadaşlar. 10. soruyla devam ediyoruz. Basit harmonik hareket yapan özdeş KL cisimlerine ait kuvvet konum grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin periyotlarının oranı nedir demiş arkadaşlar. Kuvvetin uzanıma göre grafiği. Kuvvet F eşittir. M çarpı omega kare çarpı X'de arkadaşlar. Evet, kuvvetle uzanım nasıl orantılı arkadaşlar? Doğru orantılı. Dolayısıyla burada verilenleri yerine yazalım. Şimdi özdeşlediği için kütleler zaten birbirine eşit olacak. Kuvvetimizin değeri 120 olduğunda uzanım değeri 0,4 oluyor. Arkadaşlar şurada formülde bir de eksi işareti var. Uzanımla kuvvetin yönleri ters olduğu için oradan geliyor. İşlemlerde kullanmıyoruz. Kuvvetin değerini 120 aldığımda K'nın omega karesi çarpı uzanım da 0,4'müş. Aynısını L için aldığımda kuvvetin değeri 80 ise omega L'nin karesi çarpı uzanım da kaçmış? 0,6'ymış. Dolayısıyla bunları oranladığımız zaman şuradan 120 bölü 80'de ne gelir arkadaşlar? 3 bölü 2 eşittir. K bölü L'nin karesi çarpı 0,4 bölü 0,6'da 2 bölü 3 gelir. Buradan karelerinin oranı arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 bölü 3 öbür tarafa 3 bölü 2 diye geçerse 9 bölü 4 olur. Buradan da omega K bölü omega L gördüğünüz gibi karelerin oranı 9 bölü 4 ise açısal hızların oranı 3 bölü 2 olur. Açısal hız neydi arkadaşlar? 2 pi bölü t idi. Yani açısal hızımız da açısal frekansımız da periyot birbiriyle ters orantılıydı. Yerine koyalım. 2 pi bölü tk eşittir 3. 2 pi bölü tl eşittir 2 diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları birbirine oranladığımız zaman buradan tk bölü tl eşittir 2 bölü 3 gelir. Dolayısıyla cevabımız Adana olur arkadaşlar. Evet, 11. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Basit harmonik hareket yapan bir cismin açısal hızının büyüklüğü 1,5 radyan bölü saniyedir. Buna göre cismin frekansı nedir demiş. Arkadaşlar harmonik harekette açısal frekans çembersel hareketteki açısal hıza eşitti. Bize frekansını sorduğu için frekans cinsinden değerini yazalım. 2 pi f diyelim. Bunun açısal hızının frekansının büyüklüğü 1,5 yani 3 bölü 2'ymiş. Eşittir 2 çarpı pi'yi 3 alın demiş. Çarpı f dediğimizde ki şurada 2 3'ler birini götürürse 2 buraya bölünür olarak geçer. Dolayısıyla frekans buradan kaç gelir? 1 bölü 4 gelir. Dolayısıyla cevap Edirne olur arkadaşlar. 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Son sorumuz aynı zamanda. Basit harmonik hareket yapan 2 kilogram kütleli bir cismin kuvvet konum grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Pi'yi 3 alalım arkadaşlar. Şimdi maksimum geri çarjı kuvvetin büyüklüğü 100 Newton'dur. Maksimum geri çarjı kuvvet. Nerede maksimumdur arkadaşlar? Harmonik hareket yapan bir cisim uç kısımlarda kuvvetin değeri maksimumdur. Yani genlik olan kısımlarda. Genliğin maksimum olduğu uç kısımlar şuralar arkadaşlar. Genliğin 0,5 olduğu andaki kuvvetin değeri de ne olur? Maksimum olur. Dolayısıyla kuvvetin maksimum değeri 100 Newton'dur. Geri çarjı kuvvetin. Birinci ifade doğru oluyor arkadaşlar. Grafikten de gördüğümüz gibi. Hareketin genliği diyor 0,5 metre. Metre cinsinden vermiş. Bu da ne yapar? 50 santim yapar. Dolayısıyla
İkinci ifade de doğru olur. Cismin periyodu demiş 6 saniyedir demiş. F eşittir m çarpı omega kare çarpı x. Uzanın maksimum değeri de r olduğu için r diyebiliriz. Kuvvetin değerini 100 aldığımızda arkadaşlar kütlemiz 2 kilogramdı. Omega kare çarpı r. Bu da 0,5'ti. 0,5 çarpı 2 1 yapar. 100 bölü 1'den omega kare 100 çıkarsa omegamız 10 çıkar. Açısal hızımız 2 pi bölü t'ydi arkadaşlar. 10 ise buradan t eşittir 2 pi bölü 10. Buradan da 6 bölü 10'dan 0,6 gelir. Soruda ne diyor arkadaşlar? 6 saniyedir diyor. Oysa ki 0,6 saniye olacak. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Bize de hangilerdir doğru dediği için 1 ve 2 doğrudur diyoruz. Dolayısıyla cevap Ceyhan olur deriz arkadaşlar. Bu testimiz de bitmiştir. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar.